Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Şimdi sizlerle mükemmel bir yazılı provası yapacağız arkadaşlar. Öncelikle öğrenci notlarımız var. Sizlere çok güzel bilgiler vereceğiz. Burada konularla alakalı her bir üniteyle alakalı öğrenmeniz gereken önemli bilgileri vereceğiz. Aynı zamanda hap bilgiler vereceğiz. Soruları çözerken burada sınavda nasıl çıkıyorsa bunları anlatmaya çalışacağız. Tabii sizler de mutlaka yazılı notlarınızdan da doğru kelimeleri öğrenmeniz gereken kelimeleri İngilizce'de bilhassa öğrenin. Mesela diyelim ki teen life konusunda like, love enjoy, dislike, hate bu kelimeleri yüzde bilmeniz lazım. Sınavınıza yüzde sorulacak. Sonrasında açık uçlu klasik sorular çözeceğiz. Map ortak sınav denemelerinde çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta bununla alakalı intromuz bir girsin ona bakalım. Bu arada bu arada sizlerle beraber speaking ve listening taktiklerine de bakacağız. Yani konuşma ve dinleme sınavı da olacak. Çok zor mu olacak hocam? Hayır hayır hayır. Bunu zaten hocalarımız toleranslı yapıyorlar. Bize speaking sınavından önce ne konuşacağımızı söyleyecekler. Listening'de yine bize yardımcı olacaklar. Endişelenmemize gerek yok. Ama yine ben size çok güzel taktikler vereceğim. O zaman arkamıza yaslanalım. Güzel bir şekilde harika bir sınav hazırladık. Zor sorular var. Kolay sorular var. Sınavda çıkabilecek sorular var. Milletin Bakanlığı'nın ortak soru dağılım tablolarına örnek senaryolarına tek tek baktık. Bak böyle metin vermiş soru sormuş. Onların her birini şimdi sizlerle paylaşacağız. Hadi bakalım intromuz girsin ve ardından da videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine hem yazılı notlarından hem de tüm dersler kitabından ulaşabilirsiniz. Öncelikle tüm dersler fijital yani hem fiziksel hem dijital kitabımızı nasıl aktif edeceğimizi görelim. Kitabın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Çıkan kodu TAS Mobil uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme giriyoruz. Müzik Aktif et dediğimizde ise hem kitabın dijital versiyonuna hem de Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav denemelerine ulaşabiliriz. Müzik Hepinize sınavlarda başarılar! Evet arkadaşlar şimdi first semester second exam subjects yani birinci dönem ikinci sınav konularına başlıyoruz. İlk başta friendship ile başlayacağız. Bak Tonguç'um sana şunu söyleyeyim. Hem LGS'de hem de yazılılarında yani yazılı notlarından çalışsan da işte diğer kitaplardan soru çözsen de en çok dikkat etmen gereken şey İngilizce'de nedir biliyor musun? Bilmiyorum hocam. O zaman söylüyorum madem bilmiyorsun kelimedir Tonguç. Um. Bol bol kelime öğrenmen lazım. Yani sen funny kelimesinin eğlenceli veyahut da komik bizinin meşgul kam gelmek işte ne bileyim sorry'nin özür dilerim gibi anlama geldiğini bilmiyorsan sınavda sorularda sıkıntı yaşarsın. Ama ne anlama geldiğini biliyorsan rahat rahat yapabilirsin. Bak mesela şurada map örnek soruları var. Şurada göstereyim. Bak burada demiş ki look at the invitation card and answer the questions accordingly demiş. Davetiye kartına bak ve buna bağlı olarak bunu cevapla demiş. Şimdi burada mesela who is the sender demiş. Şimdi send Whatsapp'tan falan biliyoruz göndermek demek. Sender'da gönderici diyor. Şimdi sen göndericinin yağmur mu olduğunu, ırmak mı olduğunu anlaman için zaten günlük hayatta bir elektronik postada bir mektupta nasıl kullanıldığını lazım. Diğer ırmak diyorsa, sevgili ırmak diyorsa bu alıcı oluyor, bu receiver oluyor. Yani bunun yanına şöyle alıcı, receiver dememiz lazım. Ama gönderen en sonunda sevgiler yağmur dediği için bu sender oluyor. İşte sen Sender kelimesinin anlamını bilirsen rahatlıkla yapabiliyorsun. Diyorsun ki who is the sender? Yağmur diyorsun. Bitti gitti. Cevap bu. Ama sen send göndermek kelimesini bilmiyorsan, sender'ı bilmiyorsan hem LGS'de hem de yazılarda sıkıntı yaşıyorsun. Nasıl ezberleyeceğiz kelimeleri hocam? Nasıl ezberleyeceksen Hemen onu da söyleyeyim. Şimdi bizler yazıl notlarında zaten veyahut da işte dinamo soru bankalarında her bir ünitede kelimeyi böyle veriyoruz. Bak burada kelimeler var. Kelimelerle alakalı alıştırmalar da var. Fakat sen kelimeleri öğrenmen için kesinlikle ve kesinlikle masa başında çalışmaman gerekiyor. Nerede çalışacağım hocam? Koltukta mı? Hayır hayır hayır. İstediğin her yerde çalışabilirsin. Evet. Ama buradaki taktik şu. Öncelikle öğrenmen gereken kelimeleri önüne alıyorsun. Sonrasında kartondan ya da kalın büyük kağıtlara böyle makasla kesip küçük küçük parçalar oluşturuyorsun. Tam böyle cebine sığacak kadar küçük küçük parçalar. Bu oluşturduğun parçaları bir kere yapman yeterli. Bir daha ki sefere bunlarla alakalı hiç uğraşmana gerek yok. Böyle bir atıyorum 200 tane kağıt hazırlıyorsun. Sonra bütün İngilizce kelimeleri çok rahat öğreneceksin bak söylüyorum. Birisi diyelim ki burada ne diyor? Amusing. Amusing kelimesinin anlamını bilmiyorsan buraya amusing diye yazıyorsun. Arkasına da bunun Türkçesini yani eğlenceli diye yazıyorsun. Sonra da bununla alakalı herhangi başka bir şey yapmıyorsun. Bunu yazdıktan sonra oturup çalışmana gerek yok. Sadece cebine koy yeterli. Zaten cebinden arada bir çıkardığında baktığında bu neymiş diye merak ettiğinde eğlenceli amusing, amusing eğlenceli diye çıkacak. Sen bununla kantinde, okulda, otobüste, metroda, baskette, farklı farklı yerlerde karşılaştığında hepsi aklına gelecek. Ama sen bunu oturup da çalışmaya gayret gösterirsen o zaman birazcık zorlanabilirsin. Bu yöntem en iyi yöntemdir. Öğrenmen gereken kelimeleri kağıda yazıyorsun. Sonra cebine atıyorsun bir daha da arada bir baksan yeterli. Zaten hepsi aklına çok hızlı kalıyor. Şimdi o yüzden kelime öğrenme yöntemimiz budur Tongucum. Şimdi kelimeler önemli dedik. Geri tekrar dönüyorum kaldığımız yere. Demiş ki burada describing characters yani karakterleri tanımlamak, değer far demiş mesela. Onlar komik, neşelim. Bir de accepting and refusing var. Eğer kabul ettiysek diyorsun ki mesela okay sure I will come diyorsun ama red I'm so busy. Mesela meşgulüm diyebilirsin. Burada şuna dikkat etmen lazım bu tarz sorularda hem LGS için hem yazılar için. Buradaki but ifadesi çok şey değiştirebiliyor. But kendisinden önce olumsuz bir şey varsa olumluya çevirebiliyor. Olumlu bir şey varsa olumsuza çevirebiliyor. Bak şimdi normalde şuraya baksan kabul etti mi reddetti mi desen mesela I'm so busy diyen birisi yani çok meşgulüm diyen birisi sence daveti kabul mü etmiştir red etmiştir? Reddetmiştir. Reddetmiştir doğru güzel Do doğru söylüyorsun ama Devamında diyor ki but I will come diyor. I'm so busy çok meşgulüm fakat geleceğim diyor. Dolayısıyla burada dikkat etmen gereken şey but'tan sonrası. Mesela der ki I want to come mesela gelmek isterim der. Tamam mı? But I can't because işte I will go to my grandparents der. Yani dolayısıyla sen but'ın öncesindeki ifadeden ziyade but'ın sonrasındaki ifade dikkat etmen lazım. Bazen de bu gelmeme sebebini giving explanations and reasons yani açıklama ve sebeplerle açıklıyorsun. Diyorsun ki mesela sorry özür dilerim I have other plans benim diğer planlarım var diyorsun. Şimdi birazdan speaking and listening taktikleri vereceğiz ama şimdi bir tane alıştırmamız var ona bakalım kelimelerle alakalı. Şimdi demiş ki fill in the blanks with the suitable personal traits. Ee, işte, uygun kişisel özelliklerle tamlayın diyor. Şimdi people never tell lies. Bak bu sınavlarda hem LGS'de hem de yazılılarda yüzde yüz çıkartılmış... Bu çok çok önemli bir kelime. Yani tell lies yalan söylemek bunu never tell lies asla yalan söylemez yaşıklarlar. Asla yalan söylemeyen insanlar Kimlerdir Tonguç'um? Dürüst insanlar. Harika söyledin. Dürüst insanlar. İşte dürüst İngilizce'de honest demektir Tonguç'um. Bak honest people never tell lies. Hatta şöyle cümlenin başı olduğu için büyük yazalım. Dürüst insanlar asla yalan söylemez demek istiyor. Bunu çok iyi bilmen lazım. Burası önemli. Ve hatta honest yerine bazen trustworthy yani güvenilir insanlar da diyebilir. Aynı şey. Şimdi people always buy gifts to their friends. Yani bu tarz insanlar daima alırmış hediye arkadaşlarına. Daima arkadaşlarına hediye alan arkadaşa biz ne deriz? Cömert. Harikasın cömert deriz. O zaman generous diyorsun bak. Generous people. Cömert insanlar daima arkadaşlarına hediyeler alır diyoruz. Şimdi people never change their minds. Bu tarz insanlar ise asla değiştirmiyorlarmış fikirlerini. Asla fikrini değiştirmeyen inatçı insanlara biz inatçı deriz, keçi deriz ve İngilizce'de de Stubborn şeklinde söylüyoruz. Stubborn people never change their minds. İnatçı insanlar tam bir keçidir. Asla fikirlerini değiştirmezler. Devam ediyoruz. People always says thank you and please. Bu tarz insanlara da daima teşekkür ederim lütfen diyormuş. Yani bir şey isterken lütfen diyorsa... Bir şeyi aldığın zaman da teşekkür ederim diyorsa bu tarz insanlara biz ne deriz? Kibar. Harikasın kibar. O zaman kibar için kind diyebilirsin. Veyahut da nice diyebilirsin. Hatta ...polite diyebilirsin. Bak polite de çok kullanılan bir kelimedir. Kind, polite veyahut hatta nice yani hoş insanlar diyebilirsin. Mesela bu kelimeyi öğreneceğin zaman diyelim ki polite'ını öğreneceksin ya... ...buraya polite yaz, arkasına polite'ın Türkçesini yazma ki var diye. Mesela kind yaz veyahut hatta işte e, parantez içerisinde nice yaz. Zaten kind, nice, polite demek. Polite hepsini aklında tutarsın. Böylece bir kelimede bir kartta üç tane kelime öğrenmiş olursun. Buraya bakıyoruz. People share your secrets with other people. Aa bu sefer gerçekten üzdü. Niye? Diyor ki bu tarz insanlar paylaşırmış senin sırlarını diğerleriyle. Diğerleriyle senin sırlarını paylaşan kişiye biz unreliable diyoruz. Unreliable. Yani güvenilmez insanlar sırlarını paylaşıyorlar. Buna untrustworthy de diyebilirsin. Şimdi geldik biraz da speaking listening taktiği yapalım. Sonrası yine diğer ünitemizden yani teen life'ten devam edeceğiz. Şimdi speaking listening taktiklerde şunu söyleyelim ki asla endişelenmenize gerek yok. Speaking sınavında zaten hocanız önceden size konuyu veriyor ve bu konu hakkında kısa cümleler kurmanız yeterli oluyor. Yani işte diyor ki sevdiğiniz şeyleri anlatın diyecek. Sen işte I like football, I like basketball, I like watching movies, I like Fortnite falan neyse işte. Bunları söylersin. Bunlarla alakalı kısa ve doğru cümleler kullanman önemli ve konuşurken de arkadaşlarına bakman yeterli veya öğretmene bakman seni güldürebilirler. Bunlar hiç önemli değil. Yanlış cümle söylediğin zaman ya da yalnız ya da yanlış pronunciation yani telaffuz yaptığın zaman gülebilirler. Bu çok önemli değil. Burada önemli olan konuları verildiği zaman önceden güzel güzel kısa cümleler kurmak. Listening kısmında ise Özel isimler Mike, Suzan, Abdurrahman, Ali, Osman, tarihler Jun, July, August yani Haziran, Temmuz, Ağustos, sayılar 10, 11, 5, 6, 7, 100 yani sayıları da bilmen lazım. Önemli. Bunlarla alakalı soru sorabilir. Sana bir metin okuyabilir hoca ya da bir bir şey dinletebilir. Buradaki tarihlere ve özel isimlere, sayılara, bat, so gibi ifadelere dikkat etmen yeterli. Zaten sınavında da hocan mutlaka sana toleranslı davranacaktır. Çünkü zaten bu sene yeni oluyor bu sınav. Şimdi geldik teen life konusuna. Expressing likes and dislikes. Yani hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri nasıl söylüyoruz? Şimdi bir kere I like diyebiliriz. Mesela I like mesela ee, ne diyelim? Fenerbahçe. O zaman FB yazıyorum. I like Fenerbahçe mesela. Şimdi bu Fenerbahçe'den hoşlanırım demek. Ama sen sadece like demene gerek yok. Mesela we are interested in rock bands. Biz ilgiliyiz bak. Interested in de aynı şey anlamına geliyor. Yani ilgili olmak anlamına geliyor. Bundan ilgili değilsen we aren't diyebilirsin. Hoşlanmıyorsan I don't like diyebilirsin. Bu kadar basit. Expressing preferences burada tercihlerimizi söylerken de prefer ve to ifadesini kullanıyoruz. Prefer'den sonra sevdiğimiz şeyleri söylüyoruz to'dan sonra sanki böyle tu demiş gibi sevmediğimiz e, ifadeleri söylüyoruz. Mesela burada arkadaşımız demiş ki I prefer reading books to watching movies. O zaman bu arkadaşımız kitap okumayı tercih ediyor, seviyor. Neye tercih ediyor? Film izlemeye. Çünkü ben tercih ederim kitap okumayı film izlemeye diyor. O zaman To'dan sonraki ifade watching movies yani film izlemek bunu istemiyor adam ya bunu sevmiyor to diyor ama prefer'dan sonrası ise sevdiği şeyler. Bir de kişisel fikirlerimizi to me in my opinion gibi ifadelerle söyleyebiliriz. Burada demiş ki mesela in my opinion ya da to me techno music is ridiculous. Tekno müzik çok aptalca çok sıkıcı çok kötü diyor bunu da bilmemiz lazım şimdi gel uzun bir metnimiz var hiç endişelenme bunları hemen cevaplayacağız bu tarz sorularda eğer kelimeleri biliyorsan Tonguç'um zaten soruyu rahatlıkla yaparsın eğer bilemiyorsan burada go to work diyor ya go to work ifadesini bulacaksın bak burada go to work var ne diyor mesela ee, I go to work by bus diyor bak I go to work by bus o zaman soruda muhtemelen nasıl gidiyor diye soracak bakalım How does Tuğçe go to work? Tuğçe işe nasıl gidiyor diyor. Buraya bypass yazabilirsin. Bu kadar basit. bay yaz geç. Bu kadar basit. Demek ki go to work ifadesini gördün burada. Burada onu buldun. Sonra yanında da nasıl gittiğini sorduğu için baybası yakalıyorsun. Zaten şunu biliyoruz ki who kim demek? What ne demek? When ne zaman demek? İşte which hangisi demek? Where nerede demek? Burada da how demiş. How da nasıl anlamına geliyor. Şimdi Mesela demiş ki, what kind of music does Melih like? Melih ne tarz e, müzikler sever diyor. Şimdi bakalım Melih nerede? Burada. Melih has two great hobbies diyor. Swimming and music. He has medaba swimming. He loves music too. He prefers listening to rap music diyor. Bak Melih diye başladı. Sonrasında he prefers listening to rap music diyor. Demek ki hangi müziği seviyor Tonguç'un? Rap müzik. Aynen bu kadar. O zaman buraya yazıyorsun. Rap müzik yani e, Melih likes da diyebilirsin veya da sadece rap müzik de diyebilirsin. Doğru cevabı yazman yeterli. Tam cümleyi yazmaya da bilirsin. Şimdi burada e, ben hızlı hızlı gidiyorum yani nasıl yapıldığını göstermek için ama istersen şöyle metnimize bir başlayalım. Hi my name is Tuğçe. Benim adım Tuğçe. Merhaba. I get up at 7. Ben uyanırım saat 7'de. On weekdays hafta içi. After I get up kalktıktan sonra I take a shower and brush my teeth. Duş alırım ve Dişlerimi fırçalarım. Then I have breakfast with my family. Sonra ailemle kahvaltı yaparım. I go to work by bus. İşe otobüse giderim. Zaten ilk soruda da sormuştu bunu. How does Tuğçe go to work? Tuğçe işe nasıl gider demişti. Bize de bay bahsettik. I have three best friends. Üç tane en iyi arkadaşım var. Their names are Melih, Barkın and Yiğit. Melih, Barkın ve Yiğit Tuğçe'nin en samimi arkadaşlarıymış. Melih has two great hobbies. Melih'in iki tane e, hobisi var mı? Çok sevdiğim. Swimming and music. Yüzme ve müzik. He is mad about swimming. O yüzme hakkında çılgınmış. Çok seviyormuş yani. He loves music too. Müziği de çok seviyormuş. Sonra da söyledi zaten ne tarz müzik sevdiğini. He prefers listening to rap music. Rap müzik sever diyor. Biz de burada zaten Melih ne tarz müzik sever diye... Müzik kelimesini gördük. Melih'i gördük. Melih'ten buraya geldik ve rap müzik dedik. Doğru cevabı yaptık. Şimdi devam ediyoruz. He rarely listens to pop music. Nadiren pop müzik dinler. He can't stand pop music. But in my opinion it is cool. O... Pop müziğe katlanamaz. Bence bu çok cool diyor. Neyse. He watches movies and music videos but he doesn't play video games. O filmler izler ve müzikler, müzik videoları izler fakat he doesn't play video games. Asla video oyunları oynamaz diyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Başka sorularımız varsa ona bakacağız. Demiş ki who likes playing on PlayStation diyor. PlayStation oynamayı kim sever diyor. Şimdi burada ee, şimdi buraya kadar göremedik. Ama sen ne yapıyordun? Taktiğin neydi? O kelimeyi parçada arıyorum. Harikasın. O kelimeyi parçam buluyordun. Şimdi bak burada ne var? Video games var. PlayStation arıyorum bu. PlayStation neredesin? PlayStation neredesin? Ha burada diyor bak. He likes playing football games and on PlayStation. Aa, he likes on PlayStation. Kimmiş bu he? Hemen geri gidiyorsun. He helps people. He works. He keeps falan filan yiğit. Aa o zaman bu kadar basit. Kim seviyor? Yiğit diyorsun. Bitti gitti. Niye? Bak. PlayStation kelimesini buldun. Burada bütün koca paragrafın içerisinde burada PlayStation vardı. Sonrasında bunun kim olduğunu yakaladın. Yiğitmiş cevap yiğit oluyor bitiyor. How often does Barkın read detective books demiş. Barkın ne kadar sıklıkla. How often ne sıklıkla demek. Dedektif kitaplar okuyormuş. Bakalım ilk başta hangi kelime arayacağız şimdi? Dedektif book. Harikasın hemen bakıyorum. Nerede nerede nerede. Aa burada bak. He usually reads detective books diyor. Bak burada e, ee, dedektif kitapları geldi. Kim bu he? Bakıyorum he's a bookworm kitap kurdu. Barkın. O zaman Barkın keen on books. Barkın is keen on books demek kitaplarla çok ilgili diyor. Ve kitap kurdu diyor. Dedektif kitapları okuyor diyor. O zaman e, how often does Barkın diyor. Ne kadar sıklı okuyormuş. Burada ne dedi? Usually. O zaman burada cümleyi bütünüyle yazıyorsun. Diyorsun ki he usually reads Detective Books diyorsun. Usually de yazabilirsin. Sadece usually yazsan da hoca puan verecektir. Devam ediyoruz. Does Barkın like travel books? Barkın seyahat kitapları seviyor mu diyor. Bakalım. Barkın tamam. Detective Books. Böyle bir şey yazıyor mu? Hiç travel books kelimesi görüyor musun Tonguç'um? Göremiyorum hocam. Ben de göremiyorum. O zaman burada söylenmemiş diyeceksin. It doesn't say. Bu söylenmemiş. Yani sevip sevmediğini söylememiş. Şimdi geldik son sorumuza. Does Yiğit share Tuğçe's secrets with others? Yiğit Tuğçe'nin sırlarını diğerleriyle paylaşır mı diyor. Şimdi o zaman aradığımız kelime hangisi Tonguç'um? Secret. Harikasın. Secrets kelimesi. Şimdi secret kelimesine bakıyorum. En başta buralarda yoktu. Secret, secret, secret. Sır, sır, sır. Nerede? Ha bak burada diyor bak. Yiğit and I get on well with each other. Biz ben ve Yiğit iyi geçiniriz diyor. I always trust him. Ben ona daima güvenirim. Because He keeps my secrets. O benim sırlarımı saklar diyor. O zaman does Yiğit share Tuğçe's secrets with others dediğimizde yani Yiğit Tuğçe'nin sırlarını başkalarıyla paylaşır mı dediğimizde cevabımız tabii ki de ne oluyor? No he doesn't oluyor. O sırları Paylaşmıyor diyebiliriz. Geldik başka bir konuya. In the kitchen e, ünitesine student notes, öğrenci notlarındayız. Describing simple processes. Yani basit prosesleri anlatacağız. First ilk başta demek. Sonra second, then, after that. Burada first ilk başta, finally, en son anlamına geliyor. Bunları çok iyi bilmen lazım Tongçeli la Adım benim. Yazılında %100 bunu soracaklar. Map örnek sorularında da var. Hatta bak şöyle göstereyim. Bak burada direkt sormuş. Hatta bu sorudan başlayalım. Demiş ki... Put the steps into the correct order and write down the pancake recipe again by using linkers. Burada pancake tarifini steplerine yani basamaklarına koyun yazın diyor. Şimdi ilk başta hangisini koyacağız Songuç'um? First. Harikasın first. O zaman first yazacağız ilk başta. Sonrasında second diyeceğiz. Sonrasında işte next diyebiliriz. Sonra diyebiliriz. Sonra then diyebiliriz. Sonra after that diyebiliriz. Bunların her biri değişebilir en sona ne diyeceğiz? son benim? Finally. Harikasın. Finally diyeceğiz. Zaten burada sırasına göre vermiş bak. First, second, next, then, after that, final diye. Burada önemli olan kelimeleri bilip bak yazılıda sorulacak demiştik. Zaten web örnek yazılı sorularında da var. Kelimeleri bilip anlamlı bir cümle kurmak. Şimdi ilk başta ne yapacağımızı belirlememiz lazım. Demiş ki mesela, Serve your pancake with jam. İşte pankekini reçelle servis et. İlk başta servis etmezsin ki. ilk başta bir pişirmen lazım. Pour the mixture into a heated pan. İşte karışımı e, fırına koy, tavaya koydu. Bu da anlamsız. Add some sugar, milk and flour into the bowl. İşte şeker, süt ve un ekle kase ediyor. Crack the eggs in a bowl. İşte yumurtaları kırı bir kase ediyor. Mix them in the bowl for 3 4 minutes. 3-4 dakika kaseyi karıştır içinde. Kasenin içine karıştır onları diyor. Cook both sides of it. Her iki tarafına kaynat diyor. Yani şey pişir, kızart diyor, pişir diyor, ısıt diyor. E ee, şimdi ilk başta biz muhtemelen bir kaseye ihtiyacımız var. Kasenin içine öncelikle şöyle yumurtaları kıracak galiba. Tamam mı? Sonrasında yumurtaları kırdıktan sonra... ...şekeri, işte e, sütü ve benzeri şeyleri koyacak. Ama bu şeyleri daha sonra karıştırıp ekleyecek. Şimdi o zaman ilk başta yumurtayı kırmakla başlayalım. First diyoruz. Dört numaralı cümle. Yani first crack the eggs in a bowl. İlk başta yumurtaları bir kaseye kır diyor. Second add some sugar and milk and flour into the bowl. Sonra diyor ikinci kez. Şeker, süt ve un ekle kase ediyor. Sonrasında ne yapacak? Ardından bunları bir karıştıracak değil mi? O zaman next 5 yani mix them in the bowl for 3 4 minutes. Sonra bunları kasenin içinde karıştır diyor. Bowl kase demek. Ardından bunları karıştırdıktan sonra ne yapman lazım? Bunu artık fırına koyman lazım. Pour the mixture into a heated pan. Isınmış bir tavaya koyman lazım daha doğrusu. Isınmış bir tavaya bunları dök diyor. Pour dök demek. O zaman 5'ten denden sonra da 2 geldi. After that daha sonra after that bundan sonra cook both sides of it. Sonra bunların her tarafını ne yap diyor pişir diyor. O zaman buraya da 6'yı koyalım. En sonunda da ne yapması lazım? Servis etmesi gerekiyor. Aynen servis etmesi lazım. Zaten burada serve ifadesi var. Serve diye koyuyoruz. Burada LGS'de daha çok şu first ve final'ın hangisi olduğunu bilmenizi istiyorlar. Burada tam sırayı dizmemizi istemişler yazılı olduğu için. Buna da dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu örnek soruyu çözdük. Şöyle bunu kaldıralım. Bir de expressing preferences yine te sevdiğimiz, tercih ettiğimiz şeylerden sonra ee, daha doğrusu öncesinde prefer dememiz gerektiğini unutmuyoruz. I prefer cooking kebab. Ben kebap pişirmeyi severim demiş. Şimdi gel bakalım burada bazı kelimelerimizi yerleştirmemiz lazım. Buradaki kelimeleri ben hatta sana karışık bir şekilde vereyim. Add eklemek, crack kırmak, işte pour dökmek, serve servis etmek işte mix karıştırmak demek az önce yaptığımız şeyin benzeri şimdi zaten serve servis etmek olduğu için bunun en sona finally'e geleceği belli şuraya bakalım first we bıdı bıdı two eggs in a bowl aa az önce çözdüğümüz sorunun aynısı o zaman yumurtaları ne yapıyorduk Tonguç'um kırıyoruz harikasın kırıyorsak buraya yazıyorum we crack we crack two eggs in a bowl biz ilk başta biz ilk başta iki tane yumurtayı kırıyoruz bir kaseye next sonra some salt and pepper in it. Birazcık tuz ve biber ekliyormuşuz. Bu sefer pankek değil de başka bir şey yapıyorlar. O zaman ne yapacağız? Eklemek için add diyoruz. We add some salt and pepper in it. Birazcık tuz ve biber ekledik. Then sonra ne yapıyoruz? Bunları karıştıracağız. We mix the ingredients. İçindekileri yani bunları karışımı güzel bir şekilde mix yapıyoruz. Yani karıştırıyoruz. After that daha sonrasında We nokta nokta da mixture on the heated pan. Sonrasında bak heated pan demek ısınmış tava demek. Bunun içine hep bir karışım dökülür. Yani ilk başta kırıyorsun yumurtayı sonra bunları karıştırıyorsun. Sonra bu karışımı the mixture'ı heated pan'e döküyorsun. Dökmek neydi Tonguç Eladi benim? Pur. Harikasın pur. O zaman buraya pur yazıyorum. Pur diye yazılıyor aferin. He pur we pur the mixture on the heated pan. En sonunda da ne yapıyoruz? Servis ediyoruz. Finally we serve The omelet with grated cheese. En sonunda da finally biz servis ediyoruz omleti. Ne ile? İşte ee, rendelenmiş peynirle. Grated rendelenmiş demek. Hatta şöyle bir şey var biliyorsun şöyle rende. Ona da grater deniyor. Tonguç Eylül adım benim. Grater rende. Grated da rendelenmiş oluyor. Şimdi geldik burada bazı kelimelerimiz var. Bunların ben Türkçesini yazacağım. Sen de İngilizcesini bulmaya çalışacaksın. Şimdi bu fırınlamak tamam mı? Fırında pişirmek yani fırında Pişirmek anlamına geliyor. Ben resimden anlamını yazayım. Bu e, buharda pişirmek. Buharda pişirmek yazıyorum. Buharda pişirmek. Bu Tonguç Eladi benim ızgara yapmak tamam mı? Izgara. Bu kaynatmak. Şöyle yazayım. E, nasıl yazayım? Şöyle kaynatmak. Hani makarnanın suyunu kaynatırız ya kaynamış Bu yine e, kızartmak. Hani patatesi kızartırız ya kızartmak. Bu ise fırında Fırınlamak yani fırında kızartmak, fırında pişirmek, fırınlamak diyelim. Fırınlamak hatta fırında e, kızartmak da diyebiliriz. Fırında pişirmek, kızartmak anlamına geliyor. Şimdi bu kelimelerin ne olduğunu yazıyorum. Bak şimdi. Birincisi hatırlar mısın? Bakery vardı fırın. Bunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Bake fırınlamak anlamına geliyor. Eğer buharda pişiriyorsak o zaman steam diyoruz. Eğer ızgaraysa? grill diyoruz. Bak bunlar sınavda %100 sorulur Tonguç'un bunlara dikkat et. Bu kelimeleri iyice öğren. Az önce yazdığın gibi küçük kağıtlara yazabilirsin bunları. Kızartmak fry. Kızartıyorsun kızarmış patates. E ve kaynatmak da boil anlamına geliyor. En son fırında kızartmak anlamına gelen de roast diyoruz Tonguç evladım benim. Bu bildiğin ekmek fırını pide fırını gibi bu bake. Hatta ekmekler baker diye fırında satılıyor. Onları da bununla yapmıyorlar. Böyle büyük gerçek fırınlarda yapıyorlar. Şimdi geldik diğer ünitemize. On the phone ünitesine. Burada da karşılıklı konuşmalar olacak. Zaten bizler hem yazılı notlarımızda hem dinamo soru bankalarımızda bunlarla alakalı çok güzel e, konu anlatımları ve sorular hazırladık. Bu arada şunu da söyleyelim arkadaşlarımıza. Tüm dersler soru bankamızda ve yazılı notlarımızın içerisinde ortak sınav denemeleri var. Bunları da mutlaka çözsünler. Onlara e, introda söylediğimiz gibi etiketi kazıyarak ulaşsınlar. Şimdi geldik buraya. Following phone conversations demiş. İşte birbirini takip eden telefon görüşmelerine bakacağız. Mesela could I speak to Murat please? Murat'la konuşabilir miyim diyor. Bununla alakalı şimdi sorumuz var. Hatta sorumuza geçeceğim şimdi. Bir de stating decisions taken at the time of speaking. Yani tam konuşma esnasında bir şey karar verdiysek o zaman da will'i kullanıyoruz. I will call you later. Seni daha sonra arayacağım diyor. Şimdi gel bakalım sorumuza. Demiş ki burada fill in the blanks demiş. Boşluklarımız var. Bunları doldurmaya çalışacağız. Melis canım fadı. Melis canım babası ve güzel bir diyalog var. Muhtemelen Melis canı arıyor. Babası da bir cevaplar verecek. Hep beraber bulacağız. Bak şimdi. Hi, this is Melis. Merhaba, bu Melis diyor. Can I bıdı bıdı to John please? Burada canla konuşabilir miyim diyecek. Konuşmak İngilizce speak. O zaman yazıyorum. Can I speak to Can please? Canla konuşabilir miyim diyor. Can'ın babası diyor ki. Hello Melis. Can is not bıdı bıdı at the moment. Would you like to leave him? Bir şey. Bak. Can şu anda müsait değil diyecek herhalde. Ona bir işte mesaj bırakmak ister misin diyor. Şimdi would you like to leave a message. Message zaten İngilizce'den geçmiş. Mesaj, mesaj bu doğru. Ama şu anda müsait değil diyeceğin zaman can is not available demen gerekiyor. Available, müsait demek is not available. Müsait değil, mesaj bırakmak ister misin diyor. Melis de bu sefer ne oluyor? Aa sorry, özür dilerim. I couldn't... Nokta nokta you. It's a bad line... Could you please bir şey diyor. Ha bak Melis şu anda duymadı. Niye duymadı? Çünkü it's a bad line diyor. Kötü bir hat var diyor. O zaman duymadım demesi için ne dememesi lazım Tonguç Eladi benim? Listen. Yok listen değil. Listen dinlemek demek. I couldn't listen you dersen seni dinlemedim dersin. o kötü bir şey. I couldn't listen seni dinlemedim. I couldn't hear you yani seni işitmedim. Seni duymadım demesi lazım. Buraya senin söylediğin gibi listen yazarsak bu saygısızlık oluyor. seni dinlemedim ya bir daha söyle. Halbuki seni duyamadım yani dinledim ama duyamadım. I couldn't hear you. Size bad line. Bu kötü bir ad. Could you please repeat de tekrar edebilir misin diyor. Tekrar edebilir misin? Bak bu kalıbı iyi öğren. Şu üç şey çok çıkar karşımıza. Şununla konuşabilir miyim? Müsait değil. Mesaj bırak. Seni duyamadım. Tekrar et. Bu çok önemli. Babası bu sefer tekrar diyor. Can is out. Can dışarıda. Anlamıyor musun kızım? Can I take your message? Mesajını alabilir miyim diyor. Melis'i. Okay. Tamam. Please tell Candet our homeworks deadline. Deadline de şöyle güzel yazalım. Birazcık sıkışmış buraya. Deadline is extended. Yani bizim ödevimizin son bitiş teslim tarihi biraz uzatıldı yani bu güzel haber. Ondan sonra babası diyor ki I will tell him. Ona söyleyeceğim. Hemen nice day. İyi günler sevgili Melis diyor. Melis de gerçekten Can'a bir bahane bulup aramak istediğini buradan net bir şekilde anlamış oluyoruz. Yani ödevin tarihi uzatıldı diye babasıyla görüşüyor. Babası da tamam kızım anladım ben diyor. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Geldik Emma ve Molly arasındaki başka bir diyaloğa. Emma diyor ki it is Emma calling. Can I speak to Susan please? Emma arıyor. Suzan'la konuşabilir miyim diyor. Molly de diyor ki I'm sorry üzgünüm. But fakat she bıdı bıdı. Üzgünüm dediğine göre muhtemelen müsait mi müsait değil mi? Müsait değil. Harikası müsait değil. O zaman müsait değil gibi bir şey bulacağız. I'm sorry üzgünüm but she will get back to you in an hour. Üzgünüm fakat sana birkaç dakika sonra gelecek. Cık. Üzgünüm but she isn't available at the moment. Ha şu anda müsait değil diyebiliriz. But she would like to speak to you. Üzgünüm fakat işte e, seninle konuşmak ister. Yani o zaman niye üzgünsün? Üzgünüm can't talk to you face. Seninle yüz yüze konuşamaz. Ya kardeşim zaten telefonda aradım calling diyor. Dolayısıyla e, bunların her biri anlamsız oluyor ama B seçeneği üzgünüm fakat şu anda müsait değil. At the moment şu anda müsait değil diyebiliriz. Geldik başka bir soruya. Which option can we replace with the underlined word? Altı çizili kelimenin yerine hangisini koyabiliriz diyor. Şimdi aradın telefonla. Sonra da diyorsun ki the line is engaged. Hat meşgul diyorsun. Engaged meşgul demek. Meşgulle aynı anlama gelen kelime. tomuş elanı benim. Burada busy kelimesi. Bak bu kelimeyi de mutlaka kelime kartlarına bilmiyorsan yaz. Şuradan ben bir tane boş kağıt alayım. Evet alamıyorum şu anda. Var mı? Ha. Buraya busy yaz. Tamam mı? Busy zaten bil. Meşgul kelimesini. Arkasına da ...engaged kelimesini mutlaka yaz sonuçum... ...sınavında, yazılında... ...yüzde yüz sorulacak bu kelime. Bizi engaged sorulacak. Free, serbest demek. Empty, boş demek. Bad, kötü demek. Bunlarla alakası yok. Bizi. Şimdi geldik başka bir soruya. Would you like to... ...bıdı bıdı diyor. O da yes please tell him to call me back... ...as soon as possible. Asap. As soon as possible demek. Yani mümkün olduğun kadar çabuk demek. Şimdi... Would you like to speak a language? Bir dil konuşmak ister misin? Oyun. Böyle bir şey anlamsız. Would you like to play a game? Oyun oynamak ister misin? Bu da anlamsız. Would you like to watch a film? Film izlemek ister misin? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Diyor. O da telefonda bırakabilecek en mantıklı bir mesajı bırakıyor. Diyor ki evet lütfen ona söyle yes please tell him to call me back as soon as possible beni hemen aramasını söyle diyor. Bu da mantıklı bir cümle oluyor Tonguç'um. Şimdi geldik MEP örnek yazılı sorusu benzerlerine. Burada dikkatli olmamız lazım. Az önce söylediğim gibi MEP'te genellikle kısa metinler soruyorlar ve kelime bilgisi çok önemli. Az önce sender ne demekti? Gönderici. Harikasın gönderendi göndericiydi. Burada yağmuru oradan yakaladık. Şimdi burada demiş ki what kind of party is it? Ne tarz bir parti diyor. Bir okuyalım bakalım. Dear Irmak. Sevgili Irmak. I'm turning 14 this week and I'm organizing a birthday party. Bak Parti kelimesini gördün. Hemen parti kelimesini aradığın zaman burada ne görüyorsun? A birthday party diyor. O zaman bu ne çeşit bir parti? Doğum günü partisi. Harikasın bu kadar basit. O zaman yazıyorsun birthday yani doğum günü partisiymiş. Bir doğum günü partisi düzenliyorum diyor. I'm turning 14 this week. Bu hafta 14 yaşına dönüyorum. Ve bir doğum günü partisi düzenliyorum. At home with my friends. Evde arkadaşlarımla. It will be at 8 p.m. on Sunday. Pazar günü saat 8'de olacak. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Love, sevgiler, yağmur diyor. Şimdi bir de not düşmüş. Please see diye. P.S. Please see demek. Yani bak demek. You can bring a DVD. Bir tane e, filmle getirebilirsin diyor. Please see. Şimdi bakalım. Partinin ne çeşit bir parti olduğunu söyledik. Birthday party. Kimin söylediğini zaten ilk başta söylemiştik. Sender yağmurdu. Niye? Çünkü dear ırmak diyorsa bu alıcı. Love yağmur, sevgiler yağmur diyorsa bu gönderici oluyor. Is it on weekday or at the weekend? Hafta içi mi hafta sonu mu diyor? Şimdi bunu nasıl anlarız? Günlerden anlarız. Bak burada day kelimesi var. Week day diyor. O zaman day'lere bakacaksın. Burada day nerede? 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 Sunday diyor. Sunday ne demek Tonguç'um? Pazar. Harikasın. Pazar günü de hafta sonu oluyor. O zaman buraya it is at the weekend diyoruz. Ve rahatlıkla tamamlamış oluyoruz. Geldik başka bir soruya diyemiyorum. Çünkü bunu yapmıştık zaten. Burada da first ve final'e dikkat ediyorduk. Şimdi başka bir soruya bakalım. Yine map örnek yazılı sorusu benzeri. O soruyu yaptık mı hocam? Read the situations and answer the questions. Bu soruyu yazı geçtim çünkü az önce cevaplamıştık Tonguç'um. Buradaki mantık şu. Final'e en sona gelir. First en başa gelir. Geldik buraya. Read the situations durumları okuyun ve answer the questions demiş. Tam bir şeyle alakalı, kelimelerle alakalı, daha doğrusu on the phone ünitesiyle alakalı kelime bilgisi gerektiren bir soru. Şimdi you are talking to your mother, annenizle konuşuyorsunuz on the phone, telefonda. But, fakat you can't hear what she said, ne dediğini duyamıyorsunuz. What do you say, ne dersiniz? Annenin telefonda konuşu zaman ne dediğini duyamıyorsa ne dersin? Anneciğim seni duyamıyorum. Harikasın, böyle dersin ama Türkçe böyle dersin. İngilizce nasıl söyleyeceksin? İngilizce söyleyeceksin. Sorry, üzgünüm, I couldn't hear you. Seni duyamadım canım annem, sevgili annem, seni duyamadım. Can you please repeat it? Tekrar edebilir misin? Can you please repeat it? Tekrar et. Demek ki eğer annen İngiliz olsaydı böyle diyeceksin. Ama sen annen Türk olduğu için böyle demene gerek yok zaten. Annenle sen Türkçe söyleyebilirsin. Şimdi buraya bakalım. Your close friend, yakın arkadaşın, invites you for their birthday on the phone. Davet etti seni doğum günü için telefonda. But you are busy. Fakat meşgulsün on that day. O gün meşgulsün. What do you say? Ne söylersin diyor. Şimdi eğer meşgulsen ve doğum gününe gidemeyeceksen ne dersin? I'm sorry. Çok güzel. I'm sorry dersin. Bir kere mükemmel. I'm sorry dersin. Ama bir de biraz daha böyle açıklaman da lazım. Yani bir explanation yani bir reason bir sebep söylemen lazım. I'm sorry but mesela üzgünüm fakat I have plans on that day. O gün planlarım var diyebilirsin. Mesela büyük anneme ziyarete gideceğim falan filan diye böyle onu kırmayacak bir bahane bulabilirsin. Ödevin var, sınavın var diyebilirsin. Evet Tonguç'um, Yazılı provamızı bitirdik. Şimdi yapman gereken şey geçmeden önce sana çok önemli bir duyurda bulunacağım. Biliyorsun ki LGS dershanesinde bizler öğrencilerimize kişiye özel kitaplar veriyoruz. Mesela senin yaptığın hatalara uygun bir şekilde koçların seni takip ediyor haftalık denemeler sonrasında canlı dersler sonrasında birebir özel derslerin sonrasında senin koçun takip ediyor ve senin performansına göre senin hatalarından kitaplar veriyor. Mesela bunu diğer sınıflarımızda da mesela Ayten Eytül Kahraman'a ait hatalarına göre testler yapmışız. Bu kişi özel soru bankalarını göndermeye başladık öğrencilerimize. 8. sınıf LGS dershanesi öğrencilerimiz zaten bizleri takip ediyor. Geçen sene iki Türkiye birinci çıkardığımız dershanemizde bu senede çok başarılı öğrencilerimiz var. Onlarla beraber çok güzel başarılara yelken açıyoruz. Sen de mutlaka dershanemize katılmak istiyorsan Tonguç 20 koduyla indirimimiz var. Bu indirimi mutlaka kaçırma. Tonguç Akademi.com'a gittiğinde LGS dershanesi indirim kazanabiliyorsun. Hadi bakalım o zaman. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden yazılarınıza başarılar diliyoruz.